Merhaba sevgili oğlak burçları yükseleni ve ay burcu oğlak olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım ee, umarım hayatınızda her şey yolundadır bu arada tripotumu da ayarlamaya çalışıyorum bugün oğlak ve yükselen oğlak burçları için bir 15 e, 31 Aralık bakacağız bakalım Oğlak burçlarını 15-31 Aralık'ta neler bekliyor? Öncelikle enerji kartlarıyla bakacağım kuzularım. Bu arada doğum günü denk gelen oğlaklar doğum gününüz kutlu olsun. Bir tanelerim. Umarım seneniz güzel gelir, hayırlı gelir, mutlu seneler dilerim. Rabbim hakkınızda her şeyin hayırlısını ve güzelliğini nasip etsin inşallah. Bir enerji kartlarıyla bir bakalım nasıl bir enerji gelecek oğlaklara. Ondan sonra detaylı bakıma geçmeye çalışacağım kuzularım sevgili oğlaklar. Evet bir bakalım bakalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar e, sesimden dolayı özür dilerim. Biraz gribim. Üzerinize afiyet ve sağlık olsun. E, dikkat edin. Çok e, fazla grip yaygını var. Ben de nasibimi aldım. E, yapacak bir şey yok. Onun için dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sesimden dolayı tekrar özür dilerim. Grip oldu. Maşikar belli. Ama geçmiyor. Bir haftadır böyleyim. Bakalım nasıl bir enerji geliyor. Oğlaklara. Haydi bakalım. Bağlanma arzusu, sevgide verimlilik, cinsellik, mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar birliğe ihtiyaç duymak. Çok güzel bir enerji. Juno'nun enerjisini ve burada çıkan enerji şans ve talih. Güzel şanslı bir dönemin geldiğinden bahsediyor. Şans ve kısmetinizde değişiklikler olabilir. Bağlanma arzusu ne demek? Yeni bir başlangıç, yeniliklerden bahsediyor. Hayatınıza yeni birisi girebilir. Sevgide verimlilik ve <laughs> e, aranızda sıkıntılar varsa, ayrılıklar varsa, evliliklerinizde e, kırgınlıklar varsa, güzel bir e, özellikle bağlanma arzusu ve sevgide verimlilik, cinsellik, mükemmel bir dengenin gelişinden bahsediyor kartlar Juno e, ve e, bilgiye birliğe ihtiyaç duymak, sanki eksik olan taraflarını tamamlayacağı bir enerjiden bahsediyor şanslı ve kısmetli bir enerjinin gelişi ve özellikle özellikle ilişkilerinizde evliliklerinizde kesinlikle güzel verimli bir dönemin geldiğinden bahsediyor birlik ve beraberlik barış ve uyumu sağlayacağınız bir 15 günden bahsediyor ee, sevgili oğlaklar güzel şimdi detaylı bakımımıza geçelim Kahvemizi kenara bırakayım. Kartları seçeyim canlarım. Bu arada arkadaşlar emeğe saygı ve empatiye davet ediyorum. Herkesi lütfen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz. Videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız. Beni daha fazla kişiye ulaştırmış olur ve alma verme dengemizi korumuş olursunuz canlarım. Sonuçta bir emek var. Bakın hastalık demiyorum sağlık demiyorum. Videolarımı çekmeye çalışıyorum size. Ee, yetiştirmeye çalışıyorum tripodum titriyor düzelttim evet onun dışında kuzular benim iki kanalım var biliyorsunuz biri nur ile kahve saati biri nur tarot 2 nur tarot 2 ikinci youtube kanalımda ee, her cumartesi akşam saat 22.00'da canlı yani soru cevaplar yapıyorum herkes davetlidir canlar bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanlar alın, uymayanları geri evrene iade ediyorsunuz. Gördüğüm e, her şeyin her versiyonunu açıklayacağım. Siz üzerinize uyanı alın canlarım. Özel bakım için 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek. Bakımlarımı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Lütfen tercih eden kişiler yazsın arkadaşlar. Evet onun dışında kanalıma destekte bulunarak teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim rızkınızı bereketinizi daha çok arttırsın şansınızı daha çok arttırsın canlarım. Kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil ama kullanan herkese de çok teşekkür ederim canlarım benim. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Ee, sizi çok seviyorum. Enerjimin güzelliğini aldığınız için tabii ki de çok çok mutluyum. Ee, ve içeriğini istediğiniz videoları bana yazabilirsiniz. Ben ona göre e, bakım yapmaya çalışıyorum. Çünkü sadece burçlarla gitmiyor, biliyorsunuz aşk videolarda paylaşıyoruz. İçeriğini istediğiniz videoları bana yazın lütfen kuzularım. Evet, bakalım şimdi sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar aralıkta neler var? Yıldız parlaması ve perşemen kraliçesi. Bu ıı, iş özellikle planlarınızda, maddi durumunuzda iş atılmaları, ortak işlerde güzel zaman dengesi. Olağanüstü verimli bir döneme geçiyorsunuz. Planlarınızla alakalı harekete geçme ve e, kafanızda neyi planladıysanız lütfen bu 15 gün, 15-31 bakıyoruz Aralık. Harekete geçerseniz çok önemli, verimli bir dönem geliyor. Her dakikası, her saatine dikkat etmenizde fayda var. Planlarınızı harekete geçirmek için. İş anlaşmaları, ticari konular ve kafanızda planladığınız ne varsa hepsini hepsi için çok verimli ve güzel bir dönemdir. Bunu başlangıcından bahsediyor. Şimdi işsiz olan kişiler varsa oğlak yükselen oğlaklar iş bulacağınızı gösteriyor. Eğer kafanızda ticari bir yer planlıyorsanız veya işinizde bir terfi bir atama bekliyorsanız çok olumludur. Yıldız kartı parlamak demektir. Ve neyin üzerine? Bak görüyor musunuz? Plan ve projelerin üzerine çıkmış olan yıldız kartı kesinlikle verimli bir atama, terfi, yeni iş bulma, yeni hareketlenmelerden bahseder. Ee, buradaki enerjide ee, bunu söyleyeyim önce. Şimdi bu dönemsel olarak ayın 18'inden sonrayı gösterdi. 18 Aralık'tan sonra. Şimdi burada iki dünyaya çıkardı. Ayın ikisi ve 12'si arasında pardon 12'si ve 22'si arasındaki süreden bahsediyor. Biz şimdi 15'i 30'u bakıyoruz ya. 12'si geçmiş 22'si diyelim. Şimdi ayın 22'si biraz e, sanki bir karar vermen gerektiğini oğlak çok kara kara düşünüyor duygusal hayatıyla ilgili bir karar vermesi gerektiğini gösteriyor şimdi hayatında olan kişi onu ikilemde bıraktığını bak görüyor musun iki dünya ikilemde perşomen ikilisi ve duygusal olarak bir karar vermesi gerekiyor eğer böyle durum içerisindeyseniz can sıkıcı olayların içerisindeyseniz Kesinlikle bir bitiş yaşamanızda fayda var benden size söylemesi. Çünkü bu gidişatı ben iyi görmedim ve burada size çok zarar verildiğini, sizi duygusal olarak yıktığını gösteriyor. Sevgili Oğlaklar, mesafe koymanızda fa fayda var. Eğer mesafe koyarsanız bu üzüntülü bu çaresiz durumdan çıkabilirsiniz. Şimdi karşı tarafa duygusal bağınızdan dolayı belki mesafe koymuyor olabilirsiniz. Belki ondan beklentinizi alamadığınızı ama burada aşikar olan bir şey var. Aşk ve ilişkide bir gerginlik var. Ama bu gerginlik nedir? İki vakit devam edecek bir gerginliktir. Ayın 22'sine kadar devam edebilir. 22'sinden sonra... Kesinlikle bu aranızda sıkıntı yaşadığınız kişilerden geri dönüşler var. Bunu gösteriyor. Özellikle bak burada genele baktığımızda ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi. Yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akrepleri ağırlıklı gösteriyor. Tabii bir de Koç Aslan yay da var burada. İlişkide biraz verimsizlik var. Yani Oğlaklar hak ettiği bir mamileyle karşı karşıya değil. Kesinlikle burada fedakarlık yaptığı kişilerden almış olduğu ihanet, yalan ve sanki ilişkide verimsizlikten bahsediyor. 22'sinden sonra ilişkilerinizde uyumu sağlamak dengeyi tutturmak ve kesinlikle istediğini alacağın dönem 22'sinden sonrayı gösteriyor sevgili oğlaklar şimdi buradaki enerjide ee, bakın ayın 8'i 8 vakit diyor 8'i yok bizde 18'i 28 i arası diyelim bir 8 vakit 18'i 28'i arasında bakın burada o kadar maddi anlamda güçleneceğinizi gösteriyor. Eğer bir para beklentiniz varsa mahkeme olabilir borç vermişsin alamıyorsun işte borsada paran var eğer böyle bir şey varsa kesinlikle ve kesinlikle çok verim alacağını gösteriyor. Yüklü ve emeklerinin karşını alacağın şekilde bir paradan bahsediyor. Sağlam bir para ve bu para senin hayatında çok ciddi bir önem teşkil etme sanki bu parayı bekliyorsun ki bunu aldıktan sonra harekete geçme gibi belki yeni bir iş kurabilirsin ee, belki <laughs> Bu parayı bekliyorsun taşınabilirsin ev alabilirsin yani ciddi bir değişim olacağını gösteriyor. 18-28 arasındaki süre maddiyat ve para beklentisi olan oğlak ve yükselen oğlaklarda miras olabilir dediğim gibi tazminat olabilir borç vermişin almayı bekliyorsun bu paranın gelişinden sonra yeni bir başlangıç yapacağını gösteriyor. Ve çok büyük bir başlangıç yapma. Bu senin hayatında çok ciddi önem teşkil edecek bir atlayış gibi düşün. Güzel mi? Gayet güzel. Şimdi burada e, kaygılı olan oğlaklar da var. Ay üzüntüyü ifade eder. Özellikle iş hayatında veya aile içerisinde kolektiften bahsediyor ama çoğunlukla ee, şeyden bahsediyor, iş kolektivinden bahsediyor ee, veya adli davası olan e, mahkemesi olan e, sanki burada bir yalnız kalmışlık var, teklenmiş olduğunuzu gösteriyor, bir sıkıştırılmış olduğunuzu gösteriyor. Ee, burada yine zamanlama olarak burada e, ayın 29'u ile 31 mi, 30 mu bu aydan net bilmiyorum da. Ee, bu döneme 29'u ve 29'undan sonraki olan döneme dikkat etmeniz lazım bir kaygı yaşayabilirsiniz ee, kaygı yaşadığınız şey dediğim gibi bir karar olabilir evrakla alakalı olabilir vizayla alakalı olabilir mahkemeniz varsa o olabilir ee, bir boşanma davası varsa onun kaygısını yapıyor olabilirsiniz ama bu konu çok uzun süredir devam eden bir konudur ve noktasının koyulması gereken bir konudur. Burada bir gitgeller yaşama ve onun kaygısını yapabilirsiniz. Biraz dikkatli olmanızda fayda var bu konuda sevgili Oğlaklar. Burada ne var? Kupa Kralı. Bakın ilk çıkan enerji kartını da hatırlatayım size. Özellikle bu dönemde bu 15 gün içerisinde Oğlak ve yükselen Oğlakların aşk ve ilişkiden yana evliliklerinde, ilişkilerinde kesinlikle sağlam bir tutum sergileneceğini gösteriyor. Geri dönüşler ve sağlam dönüşler, yeni kararlar alma, barıştan bahsediyor. Boşanma aşamasında olan, aile içerisinde gerginlik yaşayan, ilişkilerinde problemler yaşayan Oğlak ve yükselen Oğlaklar bu dönemde kesinlikle ve kesinlikle barıştan bahsediyor ve bu 15 günün içerisinde en şanslı olacağınız şey aşktır arkadaşlar. Çok ciddi yeniliklerden bahsediyor ve yeni kararlar alacağınızı gösteriyor. Sanki burada Yön ve saf değişme. Şimdiye kadar ilişkide sessiz sakin kalan, beklentide kalan oğlak sanki karar vermesiyle hayatındaki değişimi gösteriyor. Ve aşk hayatında, evliliğinde ve ilişkisinde değişim olacağını gösteriyor güzel anlamda. Ve mahkeme kartı ve tahahüt. Şimdi bu nedir? Ee, tahahüt, e, yenilik, tapu, evrak onay, mühür bu konularla ilgili yeniliklerden bahsediyorum. Mahkeme kartı. Mahkeme kartı her külade duyuru, yeni bir duyuru, yeni bir değişim alacağını gösteriyor ama güzel bir güzel bir değişim. Bunun bundan emin olabilirsin. Şimdi ayın 21'ine kadar olan süre 21'i özellikle bu beklediğiniz bir evrak varsa bir duyuru almak istiyorsanız belki bir terfi olabilir veya beklediğiniz bir haber vardır. Belki bir sınav sonucudur, belki bir mahkeme sonucudur. Bunu olmuş bilin diyor tamam mı? Taahhütü çıkardı. Net olarak sağlam bir duyuru alacağınızdan bahseder kartlar. Yani kimin ne yönde beklentisi varsa tabii ki o yönde alacağını gösteriyor. Bu haberin güzel haberin duyurusunu alacağını gösteriyor. Şimdi burada ne var hmm, gül altılısı ayın 16'sı ve 26'sı arasındaki sürede eğer hayatınızda koç aslan yay ve yükselen burcu koç aslan yay olan birisi varsa size karşı arkasını dönmüş mesafe koymuş olan birisi ise veya bu kişiyle evli olabilirsin ilişkin olabilir veya iş tartışman veya bir yüzleşmen gerekeceğinden bahsediyor. Ayın 16'sı ile 26'sı arasındaki özellikle ateşlerle e, alakalı hayatınızda ateş burcu dediğim gibi e, Koç Aslan Yay ve yükselen burcu Koç Aslan Yay olan birisi varsa onunla bir yüzleşme, bir karşılaşma, bir koz paylaşma olacağını gösteriyor. Bu bir. İkinci. Eğer sizi rahatsız eden bazı problemler varsa çünkü burada oğlak kızmış olarak gösteriyor. Sanki bir haksızlıkla yüz yüze sanki bu haksızlık yapan kişiyle yüz yüze gelme isteği var. Bu kişi kaçıyor ondan ama oğlakla yüz yüze geleceğini gösteriyor. Bir kozlarınızı paylaşacaksınız ve net karara varılacağını gösteriyor. Bu kararda kesin ve kararlı olan e, netice itibariyle kazanacak olan kişi... Oğlaktır, kararlı olan kişi de Oğlaktır diyor kartlar. Şimdi kahvemize bakacağız sevgili Oğlaklar. Burada bir fare söz konusu. Fare iyi bir şey değil far, e, kartı. Fareyi düşman olarak algılayabilirsiniz veya paranıza veya sizin makamınıza, işinize göz dikmiş olan insanların olduğundan e, söz ediyor burada. Kahvenin dışında var fare ve bu ee, sinsi bir düşmandan bahsediyor dikkat etmenizde fayda var ve size doğru sanki üç kişinin arasında laf taşıyan söz taşıyan ve özellikle e, sana zarar vermeye çalışan senin hayatında ve senin makamında gözü olan paranda gözü olan birisini gösteriyor lütfen dikkat etmenizde fayda var sevgili oğlaklar bak e, biraz nazardan bahsediyor kahvenin içerisinde bir yuvarlak gözü gördünüz zaten burada ee, bir nazar var üzerinizde ama yeni karşılaşmalar yeni başlangıçlar kesinlikle bu kaosun içerisinden çıkma oğlaklar haksızlığa uğramış sıkışıp kaldığını gösteriyor özellikle duygusal olarak ama geçici bir dönemdir özellikle bak burada gösterdiği ayın 17'si ve 17'sinden sonraki sürede oğlaklarda sanki bir Enerji değişimi olacağını, saf değiştirme, fikir ve düşüncelerindeki değişiklik ve net kararlar alacağınızı gösteriyor sevgili olaklar. Burada mesafe olarak uzakta olan, hayatınızda olan birisi varsa isminde A, F, F harfi, A harfi isim ve soy isminde, Ç harfi, C de olabilir şimdi C, C harfi olan. Noktalı harfler, i ü harfi olan Oğlak ve yükselen Oğlaklar bir orta yeri bulma ve konuşacağınızı gösteriyor. Konuşmanın içeriğindeki tatlılığı görseniz keşke. Tatlıya bağlanacağını gösteriyor ve bu Özellikle hayatınızda üçlü ilişki ve üçüncü kişinin müdahalesi olan ilişkiler varsa bu üçüncü kişinin açığa çıkacağından bahsediyor. Şimdi burada bayraklı bir yerle alakalı bir beklenti. Bu bir mahkeme olabilir, vize olabilir, diploma olabilir, bir sınav olabilir. Çok mutlu güzel bir haber alacağınızı gösteriyor. Burada bir taşınma söz konusu. Hayatınızda aslan ve yükselen aslan burcu birisi varsa eğer. Onunla beraber görüşerek orta yolu bulma ve bir taşınma söz konusudur. İkinci, burada e, sanki bir kavga ve tartışmanın içerisinde üzerinize çok ciddi sorumluluk ve yük alacağınızı gösteriyor sevgili oğlaklar. Bu aile içinde de olabilir aile içerisindeki bu yükü almakta zorlanacağınız bir dönemin gelişinden bahsediyor veya işinde bir yükseliş. Herkesin senin üzerine gelme ama o kadar kızgınsın ki herkesin üstesinden geleceğini gösteriyor. Artık bunaldım, yıkıldım gibisinden bir enerjiyi gösteriyor. Yeter artık dediğini gösteriyor. Sanki burada iki kişinin ortasında kalan bir oğlak var burada. İki kişinin veya iki ailenin ortasında kalıp ne yapacağını bilmeyen Şimdiye kadar e, uzun zamandır çözümünü bulmaya çalıştığı belki mahkemelik belki adli davalık ve sahaf seçmek zorunda kalan oğlakların net karara varacağını gösteriyor. Bak burada bu son ayda bu çözümlenebilir arkadaşlar bu olay içerisinde olan oğlaklar varsa. Genele baktığımızda gayet güzel bir bakım veya gayet güzel bir enerji çıkardı. E, özellikle şanslı tarafınız aşk ve ilişkiden yana çok şanslı bir dönemin gelişinden bahsediyor canlarım. Çok da fazla videomu atmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum sevgili Oğlaklar. Tekrar doğum günü denk gelen Oğlakların doğum gününü kutluyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Güzel kalın canlarım.